astro futbol geldik geri geldim e, Valla nereden başlayacağım bilmiyorum bu video ile ilgili. Bu bir maç yorumu öngörüsü videosu değil. Bence genel olarak e, astro futbolda ne yapıyoruzu anlayalım diye isteyenlerin izleyebileceği e, biraz arşivlik nitelikte. Şöyle bir dursun kenarda da linç tayfa arada beni linçlediğinde dönüp de bakın orada anlatmıştım diye size göstereyim diye çektiğimiz bir video. Astro Futbol diye bir YouTube kanalı açtık arkadaşlar şu anda. Çünkü burada biraz daha biriken bir data olması gerektiğine inanıyorum. Ee, hem onu dedim bunu da şöyle oldu böyle oldularla artık mücadele etmekten yoruldum. Hem bazı şeyler tutarlı ve bazı şeylerde tutarsız olabiliyor bu astro futbol öngörüleri Neden ne oluyor? Bunu konuşalım bir tık istiyorum. Hem de işin açıkçası benim söylediğim şeyleri kendisi söylemiş gibi sahiplenen sektörden de yoruldum. O yüzden e, taş kimseye değildir. Şöyle ki arkadaşlar şimdi astro futbolda biz şunu yapıyoruz program konsept olarak ben şunu yapıyorum diyorum. Bir, e, hep bu zamana kadar biliyorsunuz sevgili moderatörüm Bircan Bali ile beraber yaptık. Bircan'cığım çok muhteşem bir enerjiyle moderatörlüğünü yaptı bu işlerin. O yüzden çok kıymetlidir benim açımdan. Radyo Gold'e yaptık bir sene biz bu işi. Geçen sene. Bu sene de keza yine irili ufaklı başladık ama birçok farklı döngü var şu anda. Bakalım nereden, nasıl, ne yapıyoruz göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ben bunların haricinde zaten sosyal medya mecralarımda her yerde uzun uzun hep astro futbol adı altında öngörülerde bulunuyorum. Birincisi şunu yapıyorum. O dönemin gökyüzü enerjisi Genel anlamda bir e, maç durumları söz konusu olduğunda ya da spor durumları söz konusu olduğunda nelere işaret ediyor bunu yorumluyorum. Burada anlattığım şeylerin bir kısmı aslında e, basketbol, voleybol gibi farklı liglerde de karşılık bulabilecek nitelikte şeyler. Çünkü anı yorumluyorum. Yani dönüp de e, işte Eylül, Ekim, Kasım aylarında e, Pulito 29 derecelerde bazı artık işe yaramayan veya işe yaramadığı düşünülen yapılardan bitiş istenecek. Yani bir iflas, bitme, sonlandırma, istifa böyle şeylerin arzusu. Buna dair bir baskı söz konusu olacak. Restler havada uçuşacak gibi bir şey söylediğimde e, örneğin Fenerbahçe'nin basketbol liginde büyük bir çıkışı vardı çok yakında. İşte şu şu olursa biz devam ederiz, bu bu olursa devam etmeyiz gibi böyle şeylerde veya çok Fenerbahçe örneği oldu ama dönüp de şu anda Fenerbahçe taraftarının Ali Koç istifa demesi. Ama aynı şekilde genel anlamda taraftarların TFF başkanına istifa demesi gibi. Yani dönemin enerjisi bize ne anlatıyor? Biri bunu konuşuyoruz. O yüzden aslında benim size astro futbolda yaptığım en iyi şey bence, en doğru, en tutarlı, en iyi şey nasıl bir akışta birlik bekliyor bizi? Bunu anlatmak, huzurlu mu, kavgalı mı, nerede ne çıkar, hangi noktada patlarız bunları görmek. Bir bu. Bu genel akış olduğu için zaten gökyüzünü okuyorum. Herhangi bir ek data ihtiyacım yok. Bu benim rahatlıkla yapmam gereken şey. Yani bunu, bunu yanlış yorumluyorsam bu benim insani olarak yaptığım bir hatadır. Gökyüzü burada yanılmaz. Bir bu. İkincisi o dönemdeki gökyüzü enerjisini takımların haritalarıyla eşliyorum. Şimdi takımların haritası dediğimde ben kendi haritamı veya sizin haritanızı arkada onur var. Onurun haritasını incelediğimde doğum tarihi ve doğum saatini esas alarak tarih, doğum tarihi, doğum saati ve doğduğu yer. Bu üç bilgiyle çıkartırım. Bu bana bütün spesifik datayı verir. Ama takımların haritası dediğimizde yazılan ve kabul edilen bir tarih ve şehir var. Saat yok. Haliyle datam eksik. Yani bazı şeyleri tam olarak yorumlayamıyorum. Haliyle ben ek yorum katıyorum. O yüzden bazı konularda bizde 12. ev, 8. ev kriz evidir. Belki kurulduğu saat itibariyle o an o gösterge 12. evine de Denk geliyor çok şanslı bir gösterge olmasına rağmen bunu yanlış yorumluyor oluyorum. Bu elimdeki eksik data nedeniyle yanlış yorumlamaya gidebilen bir şey. Haliyle takımların haritasıyla futbolcuların doğum tarihini doğum saatini bildiğim futbolcular var. Benden danışmanlık alan isimler de var. Futbolculardan da başka sporculardan da şundan da bunlardan da. Ama sonuçta bu dataları genel yorum yaparken kullanmıyorum. Kimse benim kimlere danışmanlık yaptığımı bir danışanın diğer danışanımın kim olduğunu bilmez arkadaşlar arkadaşlar. O yüzden bu genel yorumlarım içinde de zaten ağzımdan yükselene de bilmem ne olduğu için diye bir şey hiçbir zaman duymadınız, duymazsınız. Burada gizlilik esastır. Nasıl bir doktor, bir psikolog hastasının belki datasını paylaşmaz ise benim de bir danışmanlık serisinde görüştüğüm kişinin datasının anlaşılmasına dair minik bir tüyo dahi vermem imkansız. Görürüm ama o şekilde ifade etmem. Başka kelimelerle ifade ederim. Veya bazılarınınkini de hiç bilmiyorum. İkardi'ninkini bilmiyorum. Bu arada diyorum. Ya da şeyleri hakemlerin filan. Bir o Ocak bilmem ne tarihli. Eminim 1 Ocak bilmem ne tarihli doğumlu değildir. Hepimizin vardır ya öyle tanıdığınkini 1 Ocak'a yazmışlar diye. Şimdi bu çok yalana yanlışa gidebilen bilgiler. Bilmediklerimi de söylüyorum. Arada bir hatırlayanlar olacaktır radyo golde. İşte atıyorum Volkan Bayarsan bu aralar lafı çok geçiyor. Volkan hocam bilmiyorum doğum saatinizi yazın Allah aşkına diye esprisini de yapıyorum yani hani. Günün sonunda kişilere ve takımlara o gökyüzünü eşlediğimde göstergenin %70'ini, %60'ını görerek bir yorumlama yapıyorum. Haliyle takımların akışını 3 aşağı 5 yukarı, kişilerin akışını 3 aşağı 5 yukarı gökyüzüyle eşleyip geçmişle karşılaştırıp size bir film sunuyorum. Ama hatalarım olabiliyor. Bu benden öte ya x bir astrologtan öte elimizde data olmadığı için genel anlamda zaten açık olan bir hata payı. Bir de bu ama hata yaptığım yerde de Aynen şu anda mesela Fenerbahçe Galatasaray maçında ben Fenerbahçe'yi daha güçlü gördüm. Babalar gibi karşınıza çıkıp arkadaşlar ben burada hata yaptım derim. O yüzden benim karşıma çıkıp şimdi böyle şeyler koyuyor. Futbol konuşmaya başlayınca böyle bir eril enerji geliyor bir yerden. Bir şeyler oluyor orada. Hemen sonrasında gidip bir kozmetik falan almam lazım. Tekrar dişil enerjiyi dengelemek için. Ama sonuçta işte benim karşıma çıkıp büyücüydü, falcıydı, bilmem neydi, ıvırdı, kıvırdı. Geç, geçen sene olan bir iddialı çıkış yapan arkadaşımız vardı. Onunla karşılaştırmalıydı falan. Bunlar beni ırgalamıyor hiç, üzmüyor, yıpratmıyor. Sadece arada cevap veriyorum bazı yorumlara ki anlayalım ne olduğunu diye. Yoksa hani üzülerek, ağlayarak, ederek yapmıyorum arkadaşlar. İşimin peşindeyim, işimin başındayım, işime de devam ederim. Bunu da çok sevdiğim için, futbolu çok sevdiğim için, çok sevdiğim arkadaşlarım da olduğu için sektörün içinde yapmaya devam edeceğim. Ee, o yüzden biz Astro Futbol'da önümüzdeki haftalar boyunca ligde bizi neler bekliyor, yönetimde neler var. Çok da iddialı iddialarım var bunda daha önceden de söyledim birçok yerde. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Maçları da konuşacağız. Ben yine maç hakkında öngörülerimi o anda o dönemde futbolcularla ilgili görebildiğim öngörüleri yapacağım. Burada benim kadar size de bir görev düşmekte. Siz de bana aşağıya, arada, burada, başka yerde, Instagram'da da olacağız. Ee, bu ad altında ee, bir böyle notlar düşmenizi rica edeceğim. Yani şuna baksana, bunu şöyle yapsana. Şu tarihteki bilmem neyle karşılaştırsana. Ben de öğreniyorum, öğrendikçe keyif alıyorum. Daha çok büyütüyoruz işi. Her şeyle ilgili en önemli yorumu yapayım. Hepsiyle ilgili söylediğim hiçbir şey asla ve asla bahis tavsiyesi değildir. Bu söylediğime güveniyorum, güvenmiyorumdan öte. Bunu bir şöyle oluyor çünkü. Hani bazen mesela 1, 2, 3 çok iyi üst üste bana inanıyorsunuz. İyi gitti, iyi gitti, iyi gitti. Dördüncü de gidip evinin kirasını oraya yatıran, çocuğunun okul taksini yatıran bilmem bir şeyde bir şey yanlış olan falan oluyor. Ne olursunuz kimsenin çoluğunun çocuğunun rızkını gidip de bu konularla gidip bahiste mahiste yatırıp yemesini içmesini istemiyorum. Zaten bence futbol bu konuda süper kirli. Yani yeni çıkan çok büyük skandal var biliyorsunuz. Bir isim var ki mal varlığına dahi el konuldu. Bu tarz reklamlar yaptığı için asla 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 bunun bahisle bir ilgisi yok. Asla asla bir e, tanrıcılık oynamakla ilgisi yok. Astroloji bir sistemdir. Güzel çalışır. Elimizdeki olabildiğince datanın en iyisini alıp bu sistemle birleştirerek ligi, maçları yorumlayacağız. Kim bilir belki gider Formula 1 yorumlarız sonrasında. Çok isterim. Sonrasında belki açar voleybol kızlarımızı yorumlarız. E, ki yazın yine şey zaman olimpiyatlar zamanı yorumlamıştım. O yüzden yolumuz açık, önümüz uzun. Bu iş keyifli. Ben seviyorum. Beni küstürmeyin. Ben de sizi sevmeye devam ederim zaten ya böyle tehdit etmeyeceğim öpüyorum çok görüşmek üzere